Yılmaz'ın strateji çalıştığı özellikle TRT'nin yayın coğrafyası açısından çok önem arz ediyor ve 2 gün boyunca sürecek bir organizasyondan bahsediyoruz. Çok önemli akademisyenler var. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren burada ve Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın da katılımları oldu bugün ve gerçekten hem Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin geleceğine dair kararların alınacağı önemli bir organizasyondan bahsediyoruz. Kocaeli'nin Darıca ilçesi bu anlamda da önemli bir organizasyona ev sahip yapıyor. Önemli konuklardan birisi de Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı. Evet efendim, biz tabii ki yıllardır TRT Havaz'dayız ve TRT Havaz'ın 2009'dan bu yöneki yayın politikalarının birçoğuna şahit olabildik ama tabii artık bundan sonraki süreçler içinde yeni politikalara ihtiyaç var, yeni çalışmalara ihtiyaç var ve bugün çok önemli bir toplantılar silsilesi yapılıyor. Yarın da devam edecek ve önemli konuşmalar geçiyor ve oturumlar da devam edecek. Sizler de Kırgızistan'da çok önemli bir organizasyonun başındasınız üniversitede. Neler düşünüyorsunuz bu organizasyon ve çalıştayla ilgili olarak? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsat vermiş olduğunuz için. Ve TRT Avaz'ın yapmış olduğu bu strateji çalışması, çalıştay son derece yerinde olmuştur. Bizim kardeş cumhuriyetlerin biliyorsun 1991 yılında mahsus kanattan sonra aradan geçen, bakın şu anda 27. sene içerisinde bulunuyoruz. Pek çok tecrübeler edindik. Şimdi bu tecrübeler ışığında yeniden meseleye bakıp her bir kurumu kendini yeniden yapılandırmasına büyük zaruret var. Tabii ki biz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak 22. yaşımızı idrak etmiş olan bir kurum olarak şu anda Kırgızistan'da ve hatta Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kırgız kardeşlerimizle beraber gerçekleştirmiş olduğu bir büyük iddiayı ifade ediyoruz. Bir üniversiteyiz artık biz ve bulunmuş olduğumuz Kırgızistan'da Kırgızistan'ın uluslararası bir numaralı üniversite markası, Orta Asya'da da şu anda 101 üniversite içerisinde 5. sırada olan bir üniversiteyiz. Tabii bu noktadan baktığımız zaman Türkiye'mizin yapmış olduğu bu çalışmalarda biz de yapımızın ve imkanlarımızın ölçüsünde TRT Havaz'la beraber olmak istiyoruz. Tabii çok organizasyon TRT Havaz takip ediyor ya da sizlerin özellikle Manas Üniversitesi'nin çok aslında medyayla da iç içe olduğunu biliyoruz. Medya üzerinden görüntü paylaşımları yapılıyor, radyo yayıncılıklarınız var. Şimdi TRT Havaz bu anlamda hep Orta Asya'da tabii ki etkili olmaya çalıştığı dönemlerle beraber Türk dünyasının güçlü sesi olmaya dönük hep adım attı. Kırgızistan'da bunun yansımalarını görebiliyor muyduk? Sizler bunu gözlemleyebiliyor muydunuz? Şöyle söyleyeyim ben, tabii maalesef TRT Havaz'ımız Kırgızistan'da halkın kolay ulaşacağı şekilde görünürlüğü olan bir kanal olamadı. Bunun mutlaka sağlanması konusunda. Buradaki eleştirilerden biri de oydu. Yayınlar yapılıyor ancak Orta Asya'daki bu kanal hatlarının ya da oradaki bağlantının sağlıklı olmaması dolayısıyla evet, izlenmede sıkıntılar olabilir. İşte bunun mutlaka sağlanması için defalarca ve bir de pek çok fırsatta bir Manas Üniversitesi olarak da bu konuda görüşlerimizi ve taleplerimizi ulaştırdık. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin çok güçlü bir medya merkezi var. Adı Manas Medya Merkezi diye. Bunun içerisinde 24 saat yayın yapan radyomuz var ve Kırgızistan'ın tamamına hitap eden bir radyodur bu. Onun yanında IP televizyonumuz var ve diğer medya bileşenlerle beraber bu merkezimiz aktif olarak çalışıyor. Tabii TRT ile biz çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Biraz evvelsinde söylediniz. Öğrencilerimizin her yıl ve hocalarımızın TRT'ye gelip Türkiye'de çok üst nitelikli, üst düzey eğitim almalarına, staj yapmalarına imkan veriyorlar. Biz de istiyoruz ki şu anda Manas Üniversitemizde muazzam bir stüdyomuz var, radyomuz var, medya merkezimiz var. TRT'mizle beraber Orta Asya bölgesine hitap edelim. Biz şu anda Karasal yayında frekansa da sahibiz. Dolayısıyla pek çok konuda birlikte çalışarak, programlar yaparak bulunduğumuz coğrafyaya hizmet edebiliriz. Tabii bulunduğumuz coğrafyada özellikle tabii ortak değerlerimizin geliştirilmesi noktasında çalışma yapmamızda büyük yarar olacaktır. Ortak hafızamızın oluşmasında mutlaka çok yerinde çalışmalar yapması lazım. Bir diğer husus da geleceğe birlikte yürüme azmimizi ve kararlılığımızı pekiştirecek faaliyetleri TRT Havaz'la birlikte yapmakta büyük yarar Nasıl olacak. Nasıl görüyorsunuz çalıştayı? Sonuçta sabah oturumunda TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in ifadeleri vardı. Profesör Doktor İlber Altaylı'nın, gazeteci Yusuf Kaplan'ın ve devamında da tabii oturumlar sürecek. Yarın da devam ediyor. Neler bekleyebiliriz? Yani gerçekten bir ivme yakalanacak mı o coğrafyada, o bölgede? Ben kesinlikle şunu gördüm. Bir kere Sayın Genel Müdür son derece somut, açık ve net bir şekilde durumu tespitini yaptı ve nereye gidilmek istendiğini de ifade ettiler.
Bu çok önemli, çalıştaya katılacak açısından beklenen faydayı verebilmesi için. Diğer bir taraftan Sayın İlber Ortaylı hocamız da işin esas itibariyle altyapısını oluşturacak yahut da hangi platform üzerinde bu işler yapılacağına dair çok güzel bir analiz yaptılar. Tabii Yusuf Kaplan hocamız felsefi boyutundan bakarak olayı değerlendirdiler. Aslında bu bir ortam hazırlama çalışması olarak son derece yerinde olmuştur. Şimdi ise somut önerilerle ilerleme faslı başlamıştır. Biz o bakımdan Kırgızistan Türkiye Münasebesi olarak somut önerilerimizi getirdik. Ve burada fırsatları, tehditleri de ortaya koyacak şekilde, güçlü yönler, zayıf yönler, onlar da ortaya koyacak şekilde Kırgızistan üzerinde ama Orta Asya genelinde tekliflerimizi ilerleyen süreç içerisinde sunmuş olacağız. Ben inanıyorum ki bu son derece iyi bir sonuç verecek ve TRT Avaz gerçekten beklenen faydayı verecek bir yeni çehreye ve yeni bir yapıya kavuşmuş olacak. Biz de Manas Üniversitesi olarak bulunduğumuz yerde bu desteği vermeye gönülden hazırız. Birlikte çalışalım ve birlikte ortak kaderimize hizmet edelim. Çok teşekkürler, sağ olun.